Merhaba sevgili dostum. Merhametimiz eğer bizi ele geçirirse zamanla aklımızla merhametimiz arasında sıkışıp kalırız. Zihnimiz bazı konularda onu yapmamalısın. Aslında bu senin görevin değil, bu senin sorumluluk alanında değil dese de abartılı merhamet, kantarın topuzunun kaçtığı merhamet bize istemediğimiz halde bazı şeyleri yaptırabilir. Bu çok önemli nokta. Neden? Çünkü bizim ülkemizde vicdana çok oynanır. İnsanların suçluluğu çok fazla aktive edilir. Hatta büyütülürken bile başkalarının ne dediğiyle ilgili, başkalarının beklentileriyle ilgili, başkalarının arzu ve istekleriyle ilgili o kadar çok hassas yetiştiriliriz ki biz uzun yıllar ya bu benim görevim mi yoksa benim görevim değil mi ayrımını bile yapamaz hale gelebiliriz. Yıllarca kendimize ait olmayan sorumluluklardan dolayı kendimizi suçlu bile hissettiğimiz olmuş olabilir. Bundan dolayı da toplumda çok fazla dilenci görebilirsiniz. Dilenciye para vermediğinizde bile kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Oysa şöyle bir bilimsel gerekçe var, şöyle bir bilimsel açıklama var. Dilenciye para verirseniz o dilencinin o mesleğe dört elle sarılmasına neden olursunuz. Ve zamanla o insan da bütün sülalesini, çocuğunu da eşini de bu mesleğe yönlendirmeye başlar. Yani merhamette oynanan bir toplumsal yapıdayız. Kurban psikolojisinin çok fazla kullanıldığı bir alandayız. Mağdur edebiyatının çok fazla prim yaptığı bir toplumdayız. Hal böyle olunca da birileri sürekli kendi menfaatleri için, kendi ihtiyaçları için, kendi sorumlulukları için sizin merhamet alanınızı sürekli aktive edebilir. Sizi sürekli borçlu suçlu hissettirebilir. Sizi sürekli istemediğiniz halde, mantığınıza uymadığı halde bir şeyleri yapmaya zorlayabilir. Bu videoda ana amacım şu, merhamet iyi bir şeydir, sağlıklı bir şeydir. Tıpkı fedakarlık gibi. Yeri ve zamanında yapıldığında hem bizim ruhumuzu arındırır ve iyileştirir hem de başka insanların mağduriyetine bir nebze destek olur. Ama ne zaman ki bu fedakarlığın başına ağ koyarsak yani aşırı fedakarlık olursa merhamet de kontrolden çıkmış bir noktada sömürülmeye dönüşürse işte o zaman bu kavramların faydasından çok zararıyla karşılaşmaya başlarız. Aklımızı ve mantığımızı merhamete kurban etmemeliyiz. Sevdiğim bir cümle. Bunu Instagram'da da paylaştım. Eğer akıl ve mantık bir süre sonra merhamete yenik düşüyorsa bil ki burada yanlış bir yoldasın. Çünkü insanın aklı ve zihni, muhakeme gücü merhametle çelişiyorsa muhtemelen aklın yolu birden yola çıkarak aklın aldığı seçeneklerin ve kararların daha doğru olduğunu düşünmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü merhamet aslında rasyonel bir çözüme her zaman bizi götürmeyebilir. Sömürülme ile ilgilidir. Küçüklükten itibaren belki de ihmal edilmişliklerimizle ilgilidir. Belki de alanımızın talan edilmesiyle ilgilidir. Çünkü merhamet dediğimiz kavramın altında çoğu zaman suçlu, kronik suçluluk, kronik borçluluk, kendi sınırlarını bilmemek, sorumlulukların nereden başladığını, nereden bittiğini bilmemekle ilgili bir durum görüyoruz. Bir bakıyorsunuz ki küçük yaştan itibaren anne babanıza karşı sürekli kendinizi borçlu hissetmişsiniz. Bitmeyen bir borcunuz var. Bir bakıyorsunuz ki biri sizden bir şey istediğinde sizde bu olmamasına rağmen hayır demeniz gerekirken bile hayır deseniz bile kendinizi suçlu hissediyorsunuz ki çoğu zaman hayır bile diyemiyorsunuz. İşte bunlar kocaman bir merhamet ve fedakarlık tuzağı. Aklını merhametine kurban etmeyeceksin. Eğer aklını merhametine kurban edersen bu hayatta sürekli manipülatif eylemlere maruz kalırsın. Sürekli manipülasyonlara maruz kalırsın. Sürekli kendi istediklerini sana yaptırmak isteyen insanlarla çevrende olmaya başlar. Ve bir bakarsın ki çevrende sürekli mağdur edebiyatı yapan, sürekli bağımlı karakterler, sürekli dramdan beslenen insanlar var. Ama sana bunu yapacaklar. Başkalarına yapamazsın. Çünkü başkaları şunu diyebilir. Senin bu durumunla ilgili üzülüyorum ama bu benim sorumluluğumda değil. Ya da sen bu konuyla ilgili yakınıyorsun ama aynı zamanda da bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun. Şey gibi düşünmek lazım. Hani bazı insanlar sürekli hayatında bazı şeylerin ters gitmesiyle ilgili sürekli yakınırlar, sana yakınırlar. Ama bir yandan da bununla ilgili hiçbir sorumluluk almazlar. Bazıları belirli bir ekonomik geliri olmasına rağmen sürekli yoksulluktan bahsederler, sürekli kendilerine yetmemesinden bahsederler ki şu an gerçekten yoklukla ilgili ciddi bir ülke olarak zorluk yaşıyoruz. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki o gelirle harcama arasında kocaman bir makas var. Yani ne yapıyor? Size sürekli sizden dolaylı olarak bir ekonomik destek istiyor, yardım istiyor, belki borç istiyor, belki de karşılıksız bir para istiyor. Ama bakıyorsunuz kendi konforundan hiç taviz vermiyor. Eğer sen bu tuzağa düşersen, onun sorumluluklarını üstlenirsen, onun sürekli beklentilerine karşılık vermeye çalışırsan, sen merhametine ve vicdanına yenik düşmüş olursun. Unutma, aşırı merhamet, aşırı vicdan
ciddi bir gönül yorgunluğu yaratır. Öyle bir gönül yorgunluğu yaratır ki nedenini bilmediğin bir süre sonra huzursuzluk, insanlardan kaçma isteği oluşur sende. Artık kimsenin hiçbir talebine tahammül edemediğini fark edersin. Hiç kimse benden bir şey istemezsin demeye başlarsın. Haklı taleplere bile geri dönüşler yapmamaya başlarsın. Çünkü zamanında o kadar çok boyun eğmiş, o kadar çok fedakarlık yapmış, o kadar çok gereksiz yere insanların hayatında rol çalmışsın, rol almışsın ki şimdi gerçekten ihtiyacı olana verecek bir şey kalmamış. Ne tahammülün kalmış, ne enerjin kalmış, belki ne de imkanın kalmış. Böyle bir noktaya gelip de geçmişte birçok insanın hayatında çok büyük iyilikler yapan ama bugün hiçbir şeye dokunmayan, bir uçtan bir uca savrulan biri olmak istemiyorsan kantarın topuzunu kaçırmaman gerekiyor. Fedakarlıkları ve o merhameti yeri ve zamanında kullanmak gerekiyor. Aklını, zihnini, aklın aldığı kararları, zihnin aldığı kararları merhametine yem etmemen gerekiyor. Çünkü bir süre sonra tamamen manipülasyonlara maruz kalan kişi olursun. O bize zaten hayır diyemez. O bize zaten karşı koyamaz. O bizi zaten kırmaz. O çok hassastır. Eğer bu kelimeleri senin için kullanıyorlarsa emin ol yavaş yavaş sömürülme başlamış. Belki de çoktan başlamış. Ama şöyle de düşünebilirler. Ya o net bir insan. O doğruları yapar. O yardım da eder ama yeri geldiğinde hayır da diyebilir, sınır da çizebilir. Merhamet, aşırı merhametin, aşırı fedakarlığın diğer ucu bencillik falan değildir. Sadece sınırlarını bilmektir. Yeri ve zamanında nasıl davranacağını bilmektir. İşte kaçırdığımız nokta bu. Biz aşırı fedakarlığın diğer ucunu sanki bencillik zannediyoruz. Merhametimize yenik düşmenin karşılığını sanki hiç kimseye acımamak, hiç kimseye yardım etmemek olarak algılıyoruz. Niye zihnimizi ikiye bölüyoruz ki? Niye bir uçtan diğer uca savruluyoruz ki? Aşırı fedakar değilim, bencil de değilim. Yeri ve zamanında gereken sorumlulukları üstlenirim. Kendime, aileme, ilişkilerime, topluma, dünyaya, dünya vatandaşlarına, herkese karşı üzerime düşeni yaparım diyebilmek gerekir. İyi bir insan olma saplantısıdır bu. Herkes tarafından iyi bilinmek, el alem tarafından onaylanmak kişinin sınırlarını ortadan kaldırır. Eğer sen iyi bilinmek istiyorsan, eğer herkes tarafından takdir görmek istiyorsan, eğer herkes seni iyi bilsin istiyorsan senin sinirin olmaz. İlerleyen dönemlerde muhtemelen olsa olsa sinirin olur. Gün gelir en çok evet dediklerin, en çok alttan aldıkların, en çok idare ettiklerin öfkesine ve öksürüğüne bile tahammül edemediğin insanlara dönüşür. Öyle bir noktaya gelirsin ki geri dönüşüm kutuna baktığında ilişkilerle ilgili bugün görüşmediğin insanların çoğu için geçmişte o kadar çok büyük iyilikler yapmışsın ki ama bugün çoğuyla görüşmüyorsun. Fedakarlıktan tahammülsüzlüğe. Bu uçlar arasında gidip gelmek istemiyorsan dengeyi iyi kurman gerekiyor. Varsın birileri seni iyi bilmesin ya. Varsın sen net ol ve sömüremeyen insanlar varsın sana karşı mesafeli olsun veya seninle ilgili kötü düşünsün. Mesele niye bizle ilgili kötü düşünüyorlar değil. Mesele ben bunu niye bu kadar takıyorum? Neden birilerine karşı dik durmama rağmen, akıl olarak, muhakeme olarak doğru yapmama rağmen hala onlardan o onayın peşinde koşuyorum? Ya bir konuda haklıysan, doğru bir karar aldıysan, mantıklı bir karar aldıysan, bu konuda kendinden de %100 eminsen, bu konuyla ilgili onay beklemeyeceksin. Bu konuyla ilgili insanların sana hak vermesinin peşinde koşmayacaksın. Seni manipüle eden bir insana sen hayır dediğinde sana tabii ki hak vermeyecek. Bir insan seni kullanamadığı için tabii ki sana olumlu bakmayacak. Bir insan seni sömüremediği için tabii ki senin istediğin ya evet haklısın sen hayır demekte haklısın demeyecek. Biz hem insanlara dik duralım diyoruz hem de buna rağmen bizi takdir etsinler istiyoruz. Bunu herkes yapmaz. Sağlıklı bir insan bunu yapar. Özgüvenli bir insan bunu yapar. Sen bu insanlara sağlıklı ve özgüvenli bir insana hayır dediğinde de sana verdiği değer değişmez. Sana verdiği sevgisi de değişmez. Belki işi görülmediği için bir keyifsizlik olabilir en fazla ama ilişkisini bundan dolayı değiştirmez. Yani birine borç vermedin diye seni hayatından çıkarıyorsa, birine evet demedin diye seni hayatından çıkarıyorsa asla onun hayatında kalamamanın nedeni borç para vermen veya hayır demen değildir. Borç para vermemen ya da hayır demen değildir. O zaten bir bahaneye bakıyor. Bu kadar küçük bir şey için seni hayatına çıkaran insanların aslında hiçbir zaman sana gerçek bir sevgisi ve saygısı olmamıştır. O halde ne yapıyoruz? Merhamet iyi bir şey, fedakarlık iyi bir şey. Doğru zamanda, doğru insana, doğru miktarda kullanmayı öğreniyoruz. Bunun için de ileride kendimizi suçlamamak, o insanlarla da uçlarda ilişki yürütmemek için
gereken sınırları ve sorumluluklarımızı bilmemiz gerekiyor. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Bu arada bu kitapla ilgili özellikle de bu konuyu en çok vurguladığım 6. kitabım Zihin Tuzaklarını da inceleyebilirsin. Kendine iyi bak. Abone değilsen abone olmayı da unutma. Hoşça kal.